Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizden topladığımız şeftalilerimizi göstermek istedim. Şöyle. Bunlar tamamen organik. Biz ilaç atmadan yetiştiriyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Böyle. Olgunlaşmaya başladılar. Şuradakiler biraz ham. Yani diğerlerine göre daha hamlar. Bunlar daha olgun. Şöyle. Şurada soydum. Ben. Evet, şöyle size bıçakla da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen kesiliyor. Böyle çok sulu maşallahı var. İşte biz böyle her sene topluyoruz meyvelerini. Yani bir torba, iki torba veriyor. Önceki seneler daha çok veriyordu. Tabii şimdi yaşlandığı için verim azaldı. Ama yeni genç fidanımız var, ondan ürettiğimiz. Seni inşallah ondan almaya devam edeceğiz. Siz de böyle bahçeniz varsa şeftali dikebilirsiniz. Tohumundan ekebilirsiniz. Zaten birkaç senede meyve vermeye başlıyor. Böyle bol güzel meyve veriyor. Hem kendi yetiştirdiğiniz şeyde farklı oluyor. Tadı bir daha güzel oluyor. Ne bileyim, ilaç katmadığınızı biliyorsunuz. Hem daha sağlıklı, daha doğal. Yani elinizden geldiği kadar doğalını yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar. Şeftalimiz burada. Üstünde meyveleri olgunlaşmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi yaşlandı. Yaşlandığı için çok meyve yok üstünde bu sene. Ve biraz eğildi gördüğünüz gibi. Dalları çok eğildi aşağı. Bayağıdır bizde, çok uzun süredir. 10 yıldır sanırım bizde herhalde. Zaten yaşı da vardı bayağı. Bundan önceki senelerde çok daha fazla veriyordu tabi. Arka tarafta da şeftalimiz var. Onu da göstereceğim birazdan. Şöyle meyvelerini göstereyim. Aralarda falan da var. Şöyle. Bazılarını biz döktük. Çünkü çok zorlanıyor kendini taşımakta, meyvelerini. Şimdi şöyle geçeyim ben. Şöyle bazı dallarını kestik. Şurada yukarılarda da var meyveler. Az önce göstermiştim, tabaktaki meyveleri buradan topladım. Şöyle, burada da bir sürü meyve dolu. Şöyle. Buradan da bayağı döktük meyve. Dediğim gibi çok taşıyamadığı için zorlamıyoruz. Az versin, öz versin. Çok fazla bir meyve vermesine gerek yok. Bizim yiyebileceğimiz kadar versin yeter. Şimdi ben ileridekini de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Diğer şeftalimiz de bu. Şurada da kertenkelemiz var. Evet, orada ileride. Evet, şimdi şeftalimiz bu bizim. Pek çıkmıyor, güneş var. Kusura bakmayın bunun için. Güneşi engelleyemiyorum çünkü. Evet, bu da küçük şeftalimiz. Bu da 4 yaşında falan sanırım. Ama bayağı büyük. Şuradan yerden geliyor. Şöyle. Yani bayağı büyük bir şeftali bu da. Geçen sene verdiydi 2 tane ya da 1 tane meyve aldık üstünden. Üstüne dutu keserken dut devrildi. Şurada görüyorsunuz, kocaman oldu gene. O yüzden meyvelerini dökmüştü. Bu sene 3-4 tane bayağı vardı üstünde ama bu sene tutmadı. İnşallah seneye tutar. Evet, bu arada şeftaliyi genel olarak ağzım sürçtü. Takıldı. Dilim takıldı. Genel olarak birçok yerde yetiştirebiliriz ülkemizde. -15 gibi soğuklara dayanabiliyor. Yani bahçeler için, küçük bahçeler için de uygun. Dediğim gibi daha önceden de. Sizler de böyle bahçeniz varsa yetiştirebilirsiniz. Anadolu'nun daha sıcak bölgelerinde falan da. Kanalıma abone olarak
izleyerek, videolarımı arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.